Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fen Bilimleri ders kitabı 83, 84, 85, 86, 87 ve 88. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz bileşke kuvvet cevapları. Deneyerek öğrenelim. Araştırma sorusu: cisimlere birden fazla kuvvet etki ettiğinde ne olur? Araç ve gereçler, tahta blok, 2 adet dinamometre ve ip. Deneyin yapılışı: tahta bloğun tam ortasına bir ip bağlayalım. Dinamometrelerin çengelli uçlarını ipe geçirelim. Tahta bloğa sınıftan bir arkadaşımızla dinamometre kullanarak aynı yönde kuvvetler uygulayalım. Tahta bloğa etki eden kuvvetlerin ve bileşke kuvvetinin doğrultusunu, yönünü ve büyüklüğünü aşağıdaki gibi bir tabloya kaydedelim. Tahta bloğa sınıftan bir arkadaşımızla dinamometre kullanarak aynı doğrultulu ancak zıt yönlü kuvvetler uygulayalım. Tahta bloğa etki eden kuvvetlerin ve bileşke kuvvetin doğrultusunu, yönünü ve büyüklüğünü aşağıdaki gibi bir tabloya kaydedelim. Bir cismi etki eden birden fazla kuvveti çizimle gösterirken nelere dikkat ettiniz? Kuvvetlerin büyüklükleri eşit yönleri zıt olduğuna bileşke kuvvet sıfırdır. Kuvvetlerin büyüklükleri eşit yönleri zıt olduğundan bileşke kuvvet sıfır ve araba dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Aynı doğrultulu ve aynı yönlü kuvvetlerin bileşke kuvveti nasıl bulunur? Aynı doğrultuda ve aynı yönde kuvvetlerin birleşmesinde birkaç örnek vererek anlatalım. Örneğin arızalanmış bir arabayı birkaç kişi tarafından aynı yöne iterek araba hareket ettirilebilir. Veya kutup bölgelerindeki kızakları çeken köpekler yine aynı doğrultuda kuvvet uygulayarak kızakları aynı yönde çekebilirler. Aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerin bileşke kuvveti nasıl bulunur? Aynı doğrultulu zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesini en güzel örnek halat çekme oyunu gösterilebilir. Aşağıdaki tabloda bir sandığa etki eden kuvvetin iki yönü, doğrultusu ve büyüklüğü verilmiştir. Buna göre verilen kuvvetleri sandık üzerinde göstererek sandığa etki eden bileşke kuvvetini bulunuz. Birinci kuvvet batı, doğrultu doğu batı, büyüklük 3. İkinci kuvvet yön batı, doğrultu doğu batı, büyüklük 7. Bileşke eşittir 3 eksi 10 eşittir 7 batı. Aşağıdaki tabloda bir sandığa etki eden iki kuvvetin yönü, doğrultusu ve büyüklüğü verilmiştir. Bu kuvvetleri defterinize çizerek gösteriniz ve sandığa etki eden bileşke kuvveti bulunuz. Birinci kuvvet yön doğu, ikinci kuvvet yön batı, doğrultu doğu batı, doğu batı, büyüklük birinci kuvvette 15, ikinci kuvvette 8. Bileşke eşittir 15 eksi 8 7 doğu yönü. Yandaki görselde bir kutuya etki eden ve doğrultuları aynı olan 3 kuvvet verilmiştir. Batı doğu 1 kuvvet eşittir 2'nin, 3 kuvvet eşittir 3'nin, 2 kuvvet eşittir 4'ne. 3 kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü tablo halinde gösteriniz. Kuvvet yönü batı doğrultusu doğu batı uygulanan kuvvet 2'nin, kuvvet yönü doğu doğrultusu doğu batı uygulanan kuvvet 3 Newton. Üçüncü kuvvet yönü doğu doğrultusu doğu batı uygulanan kuvvet 5 Newton. Üç kuvvetin bileşke kuvvetini bulunuz 10 Newton. Yandaki görselde bir kutuya etki eden 3 farklı kuvvet verilmiştir. Bu üç kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü defterinize tablo halinde gösteriniz. Bileşke kuvvetini bulunuz. Batı yönü birinci kuvvet 2 Newton. Doğu yönü ikinci kuvvet 3 Newton. Üçüncü kuvvet 5 Newton. Toplamda 6 Newton. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.